Sinan Özedincik'le Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programı Apara ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu olan şarkıcı Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ile olan dostluğundan bahsetti. Akçıl, kendisini hiç yanıltmadığını söyleyen sanatçı arkadaşı için Mustafa Ceceli roket atar gibi romantik, inanılmaz bir adam. 3 günde bir şarkı deniyor, hep üstüne koyuyor. 20 yıllık dostuz, yaptığımız işlerin izlenmesi milyarı geçti dedi. Mustafa Ceceli'ye de buradan selam. Selamlar, çok değerli arkadaşım. İnanılmaz bir adam ya. Yani evet, roket atar gibi. Bu biliyorsun şimdi 3 günde bir şarkı çıkartıyor diye laf oldu. Hani ama her çıkarttığında çok yani gerçekten inanılmaz bir konuma geldi. O da 20 yıllık dostuz onunla da. O yüzden ikimizin beraber yaptığı işlerde milyarı oldu artık şeyde ve hani onunla beraber her iş yaptığında çok heyecanlıyorum çünkü hiçbir zaman gerçekten beni yanıltmadı ve hani beraber yaptığımız şeyler her zaman çok iyi yere gitti. İkinizin ortak sinerji. Bir noktası, sinerjinin ötesinde ikinizin de dokunduğu insanlar da bir yerlerde. Çok şükür yani. Sen öyle bireysel, Mustafa bireysel, ikiniz de birleşince zaten... Musticandır yani. Mustafa'nın emojilerini tabii ki burada gösteremiyoruz. İyi ki göstermiyoruz ama genel olarak romantiktir yani. Ve ona bir kere daha teşekkür ediyorum Durum Çok Acil'in aranjesi için. Ve tabii ki sevgili Merve Özbey'e, canım benim. Başka kimler var, hemen sayar mısın? Kalbimin en yeni üyesi diyorum ona da. Albümde biz çok... Albümde evet, Erkan Petekkaya var. Konuşmuştuk. Evet. Enes Yolcu, Mustafa Ceceli, Merve Özbey, Ece Seçkin, İrem Derici, Demet Akalın, Demo'ya selam olsun. Şu an 6. söyledim, problem olabilir. Burayı baştan alalım. Biraz sonra atarız. Ekin Uzunlar, yine Ekin Uzunlar var. Azerbaycan'dan çok değerlikten rapçi arkadaşım var, Miro ve Serkan. Biraz tarz değiştirdiğimde onlarla beraber çalıştık. Gibi dostlarım var. Berkay, evet. Atmayı düet yaptık. Bayağı Şampiyonlar Ligi yani. Güzel yani, aynen. O yüzden çok mutluyum. Hepsine çok teşekkür ederim. Benim yanımda oldular ve bu ikinci piyanisti de güzel bir yere taşıyoruz şu anda. Klipte biraz ıssız adam esintileri sesliyorum Sweet Sinan. November'la Çakma Issız Adam filminin karışımı. Şey diyorum ben, UPS'e ıssız adam yazıyorsun. Ali Baba sana benim klibi yolluyor. Çin malı oluyor yani. Ama olsun. Buradan Ecem'e çok teşekkür ederim. Konu olarak tabii. Kalite olarak değil. Ecem Gündoğdu muhteşem bir klip çekti. Veli Kuzu ile beraber. Ve Türkiye rekorudur. 1,5 günde yetiştirdik. Montaj ve rengi yani. Klip çekirken bir yandan yan tarafa gidiyordu. Ve renk ve kurgu yapılıyordu. Bir dakika. Çekim dahil 1,5 gün. Dahil abi. Aynı gün içinde yapılıyor. Evet. Mustafa Bey çünkü Amerika'ya gittiği için ve onun gelmesini bekledik. 28'iydi klip. Covid oldum ben. Hatta Covid olduğumu sakladım. Ona rağmen klibi çekecektim. İyi ki yapmamışım. Şimdi çok vicdan azabı çekerdim. Psikolojik bir sorunum varsa burada bana söyleyin. Evet. Teşekkür ederim. Ama vazgeçmiş. Sen vazgeçmiş. Şeyin, evet. Film diyorum. Bölümün sonu, programın sonunda Sinan'la ilgili yayılım, evet, ateşliyim. Şimdi. Sonra Mustafa 16'sında geldi Amerika'dan. 21'inde de şey olacaktı. 19'u klip çektik. 21'inde saat 5'te yayındaydı. Buradan Almanya'ya, Azerbaycan'a, İsviçre'ye de teşekkür ederim. Ve Fransa'ya. Orada da trend listesine girmiş şarkı. İz bırakan ilişkiler mi şarkı yazdırır bir müzisyene? Yani bunun bir şartı yok aslında. Ben 3 günlük kısa bir macera yaşadığım ama bu macerayı tırnak içinde söylüyorum. Yani hani duygusal anlamda daha sonra görüşmenin mümkün olmadığı insanlara da şarkı yazmıştım oldu. Yani görüşmüşsündür, belki 2 gece her şeyi konuşmuşsundur. Ama 3. gün imkanlardan dolayı belki yani yurt dışı bazlı olabilir bile bu. Hani aynı ülkede yaşamadığın için ayrılmak zorunda kalmışsındır. Öyle şarkı yazdığım da oldu. İşte hayatımda çok değer verdiğim 3 yıldır hayatımda olan, 4 yıldır hayatımda olan insanlara şarkı yazdığım da oldu. Bunu o yüzden anlık duygularla karşılaştırabilirim. Yani sadece yazdığım konunun konsepti değişebilir ama hani ne güzeldi, iz bıraktın olabilir. Yıllardır bana iz bıraktın olabilir. Bir de acaba devam etseydin nasıl bir iz bırakacaktın olabilir. O yüzden bunun tam bir adı yok benim için yani. İlham anlamında. Peki psikolojiyle ilgin var mı senin? Psikolojiyle ilgim var yani. Özellikle psikologlarla çok ilgim var. Hayat boyu birçok psikolog gördüm çünkü. En sonunda hepsi delirdi.
Ve ben onları terapi etmeye başladım. Öyle mi? Evet, maalesef. Psikolojine mi bozuldu? Onların psikolojisini bozdu efendim. Ama yani küçükken çok ağır şey yaşıyordum. Daha küçükken dediğim hani 15-20'li yaşlarımda özellikle. Panik atak çok. Büyük bir dertti benim için. Beynimle konuşa konuşa yendim. Kendi kendimi terapi ettim. Çünkü terapistlerin bana söylediği, psikiyatristlerin bana söylediği konular yine tetiklemeye devam etti. Konuşurken bile başlıyordu. Hani çünkü konuşmayalım bunu diyordum. Başka bir bozukluk daha vardı mesela. Onu da yeni atlatıyorum. Bir haber okuyorum diyelim. İşte birisi işte 3. kattan balkona çıktı ve balkondan yanlışlıkla düştü falan. Bir anda böyle içimden onu yaşamaya başlıyorum ve böyle içim o boşluğa düşmüş gibi oluyordu. Bunları da hepsini beynimle konuşa konuşa hayır bu değil, bunu sen yaratıyorsun diye diye kendimi terbiye etmeyi öğrettim. Yoksa hani karşı tarafın bana söylediği laflarla geçmedi açıkçası. Yani aldığım psikiyatri bana bu yönde kendime ettiğim kadar tedaviye yeterli olmadı. Kendi kendime daha çok başarılı oldum. Şimdi mesela hemen uzman şimdi, görüşü alalım. Panik atak diye. Yani kaygı bozukluğu tabii panik atak kaygı ama bozukluğu. Aslında bir hassasiyet içeriyor. Demek ki hani ruhundaki insanın içindeki hassasiyetlerin ifade edemediği duygularında bir dışa vurulması aslında. O anki üzülme aslında. Belki evet. Bir de aşırı empatik olmuş oluyorsunuz. Çok. Yani karşı tarafa çok fazla i̇şte kendinizi. İşte bu bestecilikten yazarlıktan evet, mı? Evet aslında empati bu çok aşırı. Empati çok fazla olduğu için de o zaman başkalarının yaşadığı şeyleri çok içselleştirip ki bu zaman çok o zaman doğru. Sempati olmuş oluyor. Empatinin de ötesi. Çünkü öyle kendin mi? Yaşamış güzel gibi oluyorsun. Bu. Evet. Empatiden sempatiye evet, geçiyor. Evet başkasını aşırı. Empati başkasını anlayabilmek, yaşadığı şeyi anlayabilmek. Sempati ise aynı onun yaşadığı hissiyatın içinde olup aynı o duyguları yaşamak. İnanılmaz yani bu sefer çok, çok korkabilme. Evet. Çarşamba 4-5 gibi acaba var mı seyahat? Evet buyurun. Seyahatı bekliyorum. Çok sağ olun. Hakikaten gelmek isterim. Yani bu sempati olduğu zaman o zaman işte o duygunun aynısını yaşıyorsun. Onunla başa çıkmak lazım. Mesela sanatsal kökeni olan insanlar bunu çok fazla yaşarlar. O yüzden mesela şarkı sözü yazmak, işte resim yapmak. Onu bestelemek. İşte, bestelemek piyano bu bir dışa vurum. Yani doğru. Onlarda enstrüman konuşmak konuşmak yeterli olmuyor. Yani sanatçı yeteneği olan insanlara konuşmak yetmez. Ya resim yapacak ya beste yapacak öyle duygularını ifade edebiliyor. Bravo. Onu bıraktığı zaman hastalanırsınız. Peki Esra evet. Bu tür zaten. Evet işte onu siz devamlı üretmek bu lazım. Bu tür insanların ilişki mükemmel yürütemediği ya. Daha bağımsız olmak istedikleri gibi bir veri var mı psikolojide? Yani belki şöyledir aşk duygusundan beslenmeye daha çok ihtiyaçları vardır ya da duygulardan. Tabii burada sadece hani genellemek çok doğru olmayabilir. Belki getirdiği kişilik yapısı, yetiştiği aile ve nasıl anlamlandırdığı da önemli ama sanatçı kökenli insanlar aşk duygusundan yani onlar beslenir bu duygudan. Önemlidir duygusal hayatları. Yani onlar için bir besin aracı olabilir yani. Hani çünkü duygularıyla belki hani yönettikleri için ya da duygularını ifade ettikleri şey sanat ortaya koydukları için duygusal bence alanlarından besleniyorlardı. Bence Sinan bence. Kesinlikle öyle besleniyor. Öyle mi acaba? Belki bence. Hani duygular biraz sizin için önemlidir. Eski. Yani aşk duygusundan beslenirsiniz. %100. Evet yani öyle olursa belki daha ne denir yaratıcı olabilir ama tabii aşkın yanında mesela ayrılığın verdiği acı da yaratıcılığını arttırabilir. Çünkü o da bir duygu. Ben mesela ayrıldığımda tek sevinen kişi oluyor veya çalkantılı hayat yaşadığımda. Ona da buradan selam olsun sevgili Samsun Demir. Evet. Benim yapım şirketimin sahibi. O ne kadar çünkü dediği onun da düşüncesi bu. İnsanların da bu. Ben ne kadar dengesiz bir hayat yaşarsam o kadar daha iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Tabii. Öyle mi yaşıyorsun ben de, peki? Ben de kendimi onlara adamış bir sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Çünkü onlar mutlu olsun diye mutsuz yaşıyorum. Ya, evet çünkü işte oradaki gelgit tutkuyu arttıran şey. Mesela ayrılırsın bir senin duygu yaşarsın. Barışırsın bir duygu yaşarsın. Tekrar ayrılacağım mı kavga mı orada başka duygular var. İşte o duyguların dökümü de yaratıcılığı arttırıyor. Çok doğru. Şimdi aynen. Nasıl duygular içerisindesin Sinan? Yaratıcı duygular içerisinde. Güzel. Mm-hmm.